Kısa bir duş molasından sonra yolculuğumuza devam ediyoruz. Oh, iyi geldi. Ferahladım, rahatladım vallahi. Böyle bir fırsatı kaçırmak aptallık olurdu. Hemen attım kendimi suyun altına. Çok da güzel oldu. İyi de oldu. Şimdi yoluma devam ediyorum. Yol tekrar asfalta döndü. Yol çatallandı burada. Ben soldan devam edeceğim. Sağa da Hacılar diye bir köye gidiyor. O köy son köy. Ondan öteye yol devam etmiyor. Buradan öteye yol devam etmiyor Hacılar köyünden sonra. Orası çıkmaz. Ben şimdi böyle devam ediyorum yoluma. Oradan öteye de kendimize başka yollar bulacağız. Duş iyi geldi vallahi. Pistonlar soğudu. Rampaya çıkarken hissettiriyor kendini. Daha önce rampaya çıkarken kesiliyordu bacaklarım. Hafif kramplar giriyordu. Duştan sonra pistonlar seri bir şekilde çalışıyor. Sıradaki köyümüz Tımarlar köyü. Fotoğraf çekelim bir tane. Durmayacağım. Aslında köyün içine girmeden orman yolundan kestirme bir yol da var da diktir diye pas geçtim onu. Köyün içinden devam edeceğim. Oradan döneceğim. Hoppa, yine bildik manzaralar. Yine o Bergama'nın Kozak yaylasının taşları. Hiç sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Nasibimi yiyorum şu an. Gideceğimiz yol bu taraf. Çobanlar köyü. Tırmanış var ama hep var. Bugün kaç metre tırmandım bakın. 910 metre tırmanmışım. Daha da 3 saat var. Tımarlar köyünden çıktıktan sonra tırmanmaya devam ediyorum. Şu anda Çobanlar köyüne doğru gidiyorum. 410 metre yüksekliğe çıktım şu an. Ama daha 200 metre daha çıkacağım. 610 metreye kadar çıkışmam gerekiyor. Havanın kararmasına ne kadar var? 3 saate yakın sürem var. Bakalım. Nerede kamp kururuz bu akşam? Alışveriş yapabileceğim bir imkana kavuşursam çok rahatlayacağım. İleride bir köy vardı ama bakayım yetişebileceğim mi? İsmi şu an aklıma gelmiyor. Aşağıya yazdım. Oraya gidebilirsem orada market var biliyorum. Rüzgar fena esiyor ha. Hem de karşıdan esiyor ya. Ey yavrum ey, nerelere geldim Ferdimen. Az kaldı. ...560 metredeyim. Şuradan bir geçitten geçeceğim. Tırmanmaya devam. Az kaldı ama. Nihayet tırmanışın şimdilik sonuna geldim. 620 metre civarındayım şu an. Buradan Çobanlar köyüne ineceğim 500 metrelere. Sonra tekrar 720'ye çıkacağım. Zamanım yeterse. Sonra da Kozak Yaylası'na ineceğim. Manzaramız böyle. 626 diyor Garmin. Çobanlar köyü zaten aşağıda gözüküyor. Camisi bakın orada. Şimdi oraya iniyorum. Sonra da yüksek ihtimalle o aradan bir yerden tırmanacağız, çıkacağız. Bakalım nasıl yapacağız. Bu kadar sarsıntıdan sonra bu görüntüler yüksek ihtimalle çöp olmuştur da. Bakalım montajda göreceğiz onları. Nereden geldim, nerelere gideceğim? Bir yol bulsam kendime geleceğim. Abo, nereye köy kurmuşsunuz aga ya? Bildiğim burası uçurum. Araç gidiyor. Duracaktım ama duracak yer yok. Oba, yola gel. İndik 500 metreye. Daha fazla inmek istemiyorum ama iniyor işte, ne yapayım. Tekrar çıkacağım 720'ye. Ne kadar az inersem o kadar az tırmanırım diyorum ama evden gelen bir şey yok. Yol şartları bu. Şimdi burada bir yol çatallanacak. Biri aşağı doğru iniyor. Biri de yukarı. Buradan sola doğru dönüp bu yoldan 476 metreden 720 metreye tırmanacağım. Hadi bana kolay gelsin. 1 saat, 1,5 saatte zamanım var. Yukarı çıkıp aşağı inmek için. İnşallah o arada bir aksilik gelmez başımıza. İlerlemeye çalıştığım yol bu. Biraz yükseldim ama 510 metreye çıktım. Geri kaldı 250 metre. İlerlemeye çalıştığımız yol bu. Zamanla yarışıyorum şu an. Güneşin batmasına 1 saat 15 dakika falan var. Yol bozuk ama benim için şahane yani şu an. Az evvel geçtiğim yerlerden sonra şu yarım yamalak eski asfalt bile bana şey gibi geliyor şu an. Kaymak asfalt gibi geliyor. Çünkü en azından ayaklarımın altı, tekerlekler kaymıyor. Az kaldı. 600 metreye mi çıktım? Kaç metreye çıktım? 640 metredeyim. Bir 100 metrelik bir tırmanışım var şurada. Ondan sonra inişe geçeceğim. Hanımlar merhaba. Oo, beyler de varmış burada. Nasılsınız bakalım? 690 metredeyim. Az kaldı. 50 metre daha tırmanacağım. Ondan sonra İniş yapacağız. Yarım saatte zamanım kaldı. Güneş yarım saat sonra batacak. Bir 15 dakikada uzatma dersek 45 dakika sonra çadırı kurmuş olmam lazım. En azından çadır kuracak yere gelmiş olmam lazım. Suya girdik ama bugün üşüttük galiba biraz. Şu karşı Çobanlar köyü 500 metrede. Şimdi çıktım sayılır. 730 metredeyim. Bir 20-30 metrelik bir çıkış var. Ondan sonra inişe geçeceğim. Sonunda çıktım. Oh. Saat 8'i 20 geçiyor. Güneşin batmasına 25 dakika var. 740 metredeyim. Şimdi buradan aşağı doğru ineceğim. 5 kilometre ötede Kıranlı ya da Kıranlı diye bir köy var. Oraya varsak yeter belki de. Yol kısmen düzeldi. Az evvel taşlık kayalıktı. Şimdi biraz stabilizeye döndü. Hava kararmadan bir köye varsam, şöyle asfalt yola ulaşsam, asfalt yolda ondan sonra gece de gidebilirim. Sıkıntı değil ama bozuk yolda sıkıntı yani. Oh. Güneşin mesaisinin bitmesine 2 dakika var. Uzatmalarla birlikte 15 dakika sonra her yer kararacak. Şimdi ben Kıranlar köyüne doğru inişe geçiyorum. Yolun durumuna göre devam edeceğim ya da uygun bir yerde kamp kuracağım. Köyden sonra belki asfalt kalitesi düzelirse, yol kalitesi, devam edebilirim. Kıranlı'ya da geldik. Hoş geldik. Saat 20.47. Güneşin doğmasına 9 saat var. Ve yol düzeldi galiba. Yol düzeldiyse ilerleriz. Köyde bakkal varmış ama yukarıdaymış. Üşendim. Hava biraz aydınlıkken mümkün olduğunca ilerlemek istedim. Kozak Yaylası'na doğru. Kıranlı güle güle dedi. Asfalta döndü yol. Onun için sıkıntı yok. Ya şahane ya. Karavelilere hoş geldiniz diyor tabela. İmar affa dalgasına herkes çökmüş bir yerlere. Çiti çeviren kapısını kilitlemiş içeriden. Karaveliler köyü böyle bir yer. Ah, şu taşlardan vazgeçseler çok güzel olacak ama vazgeçmiyorlar ya. Hava karardı kararacak. Gözüme sinek kaçtı az evvel. Kenara çektim. Tam gözümü suyla yıkıyordum. Traktör geliyordu karşıdan. Arkasından da bir tane araç sollama yapıp benim üstümden geçecekti az kalsın. Şimdi tekrar gözüme sinek kaçmasın diye gözlük taktım. Biraz hava karardı ama. O gökte parlayan aydır. Karanlıkta gidiyor. Işıklar yanıyor da böyle görecek kadar az açtım ışığı. 2-3 kilometre ileride kamp alanım var. Oraya gideceğim.